sanayicimizle veya çiftçimizle, aklınıza gelecek her kişiyle karşılaştığımız bir sistem. Onu yaptık ve oradan da amacımız sadece milletimizin sesini alıp, o sesin taleplerini dinleyip, sonra buna çözüm üretip, partili arkadaşlarımızın ürettiği çözümlerle bunu iktidara duyurmak ve kardeşim sizin imkanınız yoksa, vaktiniz yoksa buyurun bizim ürettiğimiz ve vatandaşın talebi üzerine ürettiğimiz çözümleri siz hayata geçirin demek. Şayet onlar hayata geçirmiyorsa bu talepleri, biz iktidara geldiğimiz zaman bunların gereğini yapacağız demek üzerine bir sistem kurduk. O dükkanların içinde hiçbir siyasi partiyi yermedim. Kendisi mensubu bulunduğum, başında bulunduğum, kurucu genel başkanı olduğum İYİ Parti'yi de methetmedim. Yani orada özne seçmendi. Şimdi bu çerçeve içerisinde bir çalışmaydı. Bu defa ise köylülerimizle, tarımla meşgul olan, çiftçilikle meşgul olan, tarımda çalışan insanlarımızla hemhal olduğumuz bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Ama bildiğiniz gibi genel seçimlerden çıktık. Hemen 2024'ün 28 Mart'ın 27 Mart mı? 31 mi? Yok, neyse 31 Mart'ta yerel seçimlerimiz var. Yerel seçimler çerçevesi içinde de belediye seçimlerinin propagandasının yapıldığı, ben daha iyi yönetirim diye iddialarla ortaya çıkılan bir süreç. Onun için bugün Çanakkale'mizde belediye başkan adayımızı açıklayacağız ve inşallah kendisinin projeleriyle, çalışkanlığıyla da bu belediyeyi, Çanakkale Belediyesi'ni alacağız. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kesinlikle biz daha iyi yaparız diyen bir dille gidilecek. Hiç bir yerde bir arkadaşımız şu belediye başkan adayı, şu partinin belediye başkan adayı şucudur, şu da bucudur, ben de şöyleyim demeyecek. Yani ben Çanakkale'ye, madem Çanakkale'deyiz, Çanakkale'ye daha iyi hizmet edeceğim. Çanakkale'de emekli ağırlıklı bir nüfus var. Onların hayatını çok kolaylaştıracağım. Ben Çanakkale'ye, o Kaz Dağları vardı, şimdi il başkanımız ayrıca söyledi yolda gelirken. Kaz Dağları dünyanın oksijenin en iyi olduğu yer. Deniz var, tarih var, her şey var. Ve yerli yabancı turistin gelip burada para harcadığı, mümkünse kaldığı ve başkalarına anlattığı bir şehir haline getireceğim. İşsizine istihdam yaratacağım bu sebeple. Gençlerin umutlarını yeniden bu şehirde canlandıracağım. Başka şehirlere ya da başka ülkelere gitmelerinin dışına çıkartacağım diyecek. Bir, bu arada sosyal belediyecilik yapacağını, şöyle şöyle yapacak, aç açık bırakmayacağım Çanakkale'de diyecek bir projeler zinciri üzerinden çalışacak bir arkadaşımızı bugün belediye başkanı olarak ilan edeceğiz. O nedenle buradayız. Allah başarılı kılsın. İnşallah Allah utandırmasın. Ve milletimizin teveccühüne, Çanakkale'de yaşayan kardeşlerimizin teveccühüne mazhar olsun diyorum. Sorularınızı alabilirim. Buyurun. Efendim, tam yerel seçim derken dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mahmut Bey Başkanı, evet, ziyaretinize geldi. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Herhangi bir yerel seçimle ilişkili görüşme oldu mu? Sayın Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel'in, genel başkanları Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Şunu söylemek isterim, bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm. Yani çirkin bir tavır oluştuğuna dair asla böyle bir şey yok. Sayın Mansur Yavaş, tekrar söylüyorum, bir nezaket ziyareti yaptı. Adı üstünde nezaket. Kendi genel başkanlarının selamlarını getirdi. O nedenle zaten böyle bir durumda çok, yani hepimiz açısından çok, yani üzüldüğüm bir haber. Artık ipin ucu kaçtı Türkiye'de. Misafir gelmiş, nezaket ziyaret yapan bir insana
yani nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok.